Sayın seyirciler, Antalya'da Sümeyye Erdoğan'ın programı takip etmek isteyen Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı muhabirlerine vatan haini diyen belediye danışmanı Ali Ergin hakkında iddianame hazırlandı. Ergin 2 yıla kadar hapiste yargılanacak. Vatan hainleriyle işimiz yok. Lütfen dışarıya. Siz vatan haini diyemezsiniz. Vatan haini. Aynen iade ediyorum sana. Aynen iade ediyorum sana vatan haini. Hain olan sensin o zaman. Sen bana hain değilsin. Vatan hainisin. Sen bana vatan haini diyemezsin. Belli. Herkes biliyor. Bana gerek. Lütfen dışarı. Neye göre vatan haini diyorsun? Arkadaşlar dışarı alsınlar. Bu vatan haini kelimesi sana olduğu gibi iade ediyorum. Olduğu gibi iade ediyorum sana. Bu görüntüler 5 Haziran 2015'te Antalya'da kaydedildi. Vatan hainleriyle işimiz yok. Lütfen dışarıya. Siz vatan haini diyemezsin. Vatan haini. Aynen iade ediyorum sana. Aynen iade ediyorum sana vatan haini. Hain olan sensin o zaman. Sen bana hain değilsin. Vatan hainisin. Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı muhabirleri Cihat Ünal ve Osman Yakut, diğer meslektaşları gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın katılacağı programı takip ediyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ali Ergin, gazetecilerden dışarı çıkmalarını istedi. Gazeteciler Ergin'e neden diye sordu. Keyfi uygulama yapamazsın sen burada. Babanı, burası senin malın değil. Burası senin malın değil. Sen burada keyfi uygulama yapamazsın. Ben istediğim gazeteciyi alırım, istediğim gazeteciyi almam. Buyurun lütfen. Burası kamu kurumu, nasıl kamu adına görevimizi yapmaya geldik. Kardeşim lütfen, kamu adına görev yapmıyorsunuz. Keyfi uygulamam yani. Bizim uygulamamız. Keyfi yani. O seni ilgilendirmez. Lütfen rica ederim. Dokunmadan söylüyorum. Dokunmaya gerek yok. Dokunmaya gerek yok. Lütfen dışarıya alın. Bize tanımış oldu. Basın yasasına göre görevimizi yapmaya geldik. Hayır. Dışarıda yapabilirsiniz. Ama bu tesisin içerisinde. Sen gerekçesini, bunun resmi bir gerekçesi söyleyebilir misin? Resmi gerekçesi yok. Biz böyle istiyoruz. Basın danışmanının cevabı tam bir skandaldı. Önce kamuya ait bir alanda keyfi uygulama yaptığını kabul etti. Ardından da gazetecileri ve çalıştıkları kuruluşları defalarca vatan hainliğiyle suçladı. Vatan hainleriyle işimiz yok. Lütfen dışarıya. Siz vatan haini diyemezsin. Vatan haini. Aynen iade ediyorum sana. Aynen iade ediyorum sana vatan hainini. Hain olan sensin o zaman. Sen bana hain değilsin. Vatan hainisin. Sen bana vatan haini diyemezsin. Belli. Herkes biliyor. Bana gerek. Lütfen dışarıya. Neye göre vatan haini diyorsun? Arkadaşlar dışarı alsınlar. Bu vatan hainliği kelimesi sana olduğu gibi iade ediyorum. Olduğu gibi iade ediyorum sana. Güvenlik gelsin kardeşim. Tamam, güvenlik ne yapacaksın? Güvenle mi dövdüreceksin? O zaman lütfen dışarıya çıkın. Kaba kuvvet mi kullanacaksın? Hayır, çıkmayacaksanız güvenlik çağıracağım. Lütfen dışarıya arkadaşlar. Hayır, geçerli bir gerekçe söylemeyiz. Gerekçeye gerek yok. Dokunma, hayır dokunma. Dokunma. Çıkar mısınız? Dokunmuyorum, dışarı çıkar mısınız? Tamam. Yasalarımızın çıkarsanız teşekkür ederim. Yapan bir kurumuz. Hayır abi, lütfen dışarı dokunamaz. Hiçbir şekilde dokunamazsın. Ben kimseye hainlik, dokunmuyorum. Dokunma ayrıca diye şey söylüyorum. Ayrıca söylüyorum. O hainlik kelimesi sana olduğu gibi iade ediyorum. Biliyoruz. Ya. Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Evet biliyor. Bence de kimin ne olduğunu herkes biliyor. Lütfen. Sen burada hiç kimse hain diyemez. Bir mahkeme kararı olmadan sen burada hiç kimse hain diyemez. Bunun hesabını da vereceksin ayrıca. Gazeteciler basın danışmanının hakaret ve iftiralarını yargıya taşıdı. Dosyayı değerlendiren savcılık Ali Ergin hakkında iddianame hazırladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.